Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve şimdiden yarın için iyi bir gün ve iyi bir aylık kapanış olması temennisiyle Dolar-TL değerlendirmesi yapacağız. Bu video çok kapsamlı bir şekilde olacak. Hem teknik analiz hem de temel ve gelen haber akışları, gelecek olan haber akışları ve Merkez Bankası şu anda ne yapmaya çalışıyor? Ekonomi yönetimi neden böyle bir sert faiz kararı artışı aldı? Bunların hepsini değerlendireceğiz ve kur tarafında 5 liralık geri çekilme ihtimalini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Olmaz demeyin. Gidişat buna doğru teknik anlamda gidiyor. Faizler şu anda 750 bas puan şok bir artışla değerli dostlarım bakıldığında %25. Bu seviye %30, %32'lere kadar çıkacak gibi duruyor ve önümüzdeki ay itibariyle de 500 bas puanlık bir beklenti, sonrasında da 200-250 şeklinde, yani Eylül-Ekim aylarındaki beklentiyle %30, %32'leri test edebiliriz. Bu beklentiyle birlikte de arkadaşlar piyasada bir döviz kuru tarafında bir soğuma net bir şekilde zaten göreceğiz ve dövize olan talep de düşecek. Aslında buradaki amaç sadece dövize olan talebin düşmesi değil. Özellikle bakıldığında Körfez'den umut ettiğimiz kısa vadeli yüklü miktardaki döviz girişini arkadaşlar sağlayamadık. Evet, 50 milyar dolar civarında bir anlaşma yapıldı ama bu paranın vadesi, geliş süresi arkadaşlar biraz uzun bir vadeye yayıldığı için kısa vadeli beklentilerimizi karşılamadı. Daha doğrusu hükümetin, ekonomi yönetiminin istediğini bulamaması gibi bir durum oluştu. Yani gördüğümüz kadarıyla bu. Diğer taraftan yine yurt dışı kaynaklardan da istenileni bulamadığı için mecburi olarak arkadaşlar faiz tarafında böylesine dengesiz bir sert artışa gittik. Şimdi bunu kabullenirsiniz, kabullenmezsiniz. Erdoğan'ın söylemlerini bir kenara korsunuz, koymazsınız ayrı mesele. Ama bu 1-2 aylık süre içerisinde özellikle Ekim sonuna kadar yüklü dış borç ödemelerinin olduğu bir noktada Merkez Bankası, büyük şirketlerimiz, arkadaşlar holdinglerimiz, yani döviz borcu yükümlülüğü olan her kimse, her piyasa yapıcısı ise bunlar piyasadan bu dövizi çekmek zorunda. Ve diğer taraftan bununla birlikte KKM tarafındaki bir kur riskinin de önüne geçilmesi için, çünkü Eylül-Ekim aylarında bu mal piyasadan toplanacak. Aksi takdirde zaten yeni bir enstrüman da oluşturamadığımız için tek seçenek, tek silah, yani en büyük kozu masaya vurduk. Ve bunu ilk yaptığımız 650 bas puan artıştan sonra, seçim sonrası daha yüksek bir şekilde yapmalıydık ki kurun önüne bir fren koyabilelim. Bunu ilk etapta başardılar. Ve bundan sonraki ilk PPK kararına ilişkin beklenti 500 bas puan olarak şekillenecek diye düşünüyorum. Bu tamamen kişisel öngörüdür. Yanılacağını da çok büyük ihtimalle düşünmüyorum. Ve bu son faiz artırımı da olmayacaktır. %30'un üzerini gösterip mevduat faizlerinde de kısa vadeli o istediğimiz %50'nin üzerindeki rakamlar arkadaşlar verilmek zorunda. İhtiyaç olan yıl sonuna kadar özellikle parçalı ödemeler için yüklü arkadaşlar istenilen paraya ulaşamadı. Tüm bu riskleri baz aldığımızda, Merkez Bankası'nın attığı adımlara baktığımızda kur tarafında 4-5 liralık daha geri çekilmeyle birlikte 21-22 lira seviyelerine doğru geri çekilmemiz kuşkusuz kaçınılmaz olacaktır. Günlük bazda hareketi çok sert bir şekilde ilk adımla birlikte göstergelerimizi dinlendirmeyi başardık. Bu seviyede konsolide olma çabaları tabii ki ilk tepki arayışı. Şu anda bakıldığında mevcut enflasyon ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarımızda önümüzdeki ayın ilk haftaları itibariyle zaten karşınıza gelecek. Sonraki enflasyon sunum raporunda da Merkez Bankası Başkanımız net ifadeler kullanacak. İşler sarpa sardı arkadaşlar. Ama kur tarafında beklentilerimizi eğer yukarı yönlü tutmamız gerekiyor ise mevcut ekonomi yönetimi, mevcut Merkez Bankası yönetimi attığı bu adımdan geri vites yapmak zorunda. Yani ben burada %25 seviyesine tamam diyorum ve bundan sonraki süreçte bir miktar daha risk alacağım. Artık pas geçeceğim havalarını estirir ise kur 35 ve üzerine zaten fırlayıp gider. Burayı zaten kabul etmez. Şu anda piyasa %25 seviyesinde tatmin olmadı. Merkez Bankası zaten bunu görüyor. 28 seviyesinin altında tabelada %25 faizi göstererek kur baskılayamayacağını Merkez Bankası da biliyor.
%30-35 aralığını arkadaşlar piyasaya verdiği takdirde önümüzdeki 2 aylık, 3 aylık süreçte bir problem görmüyoruz. Kurun 21-22 alt seviye olarak kabul ediyorum buraları. Ve istenilirse yani faizi bir tık daha sert artışla birlikte 18-19 liralara kadar anlık olarak basabilirler. Bakın şunu yazın arkadaşlar, yani değerlendirin. Piyasanın en büyük kozunu şu anda masaya vurdular. Çünkü artık oynayabilecek çok fazla koz kalmadı. KKM tarafında aşırı bir risk oluştu. Hazineye yükü zaten bir kenara bıraktık. Faturanın Merkez Bankası'na kesilme gibi durumları söz konusuydu. Artık bu riski alınamayacağına göre, ki alınamadı. Eylül-Ekim ayları itibariyle cayır cayır da piyasadan döviz toplanacak. Bu krizin de önüne geçebilmek için en büyük silahı masaya vurdular ve Eylül ayı itibariyle Merkez Bankası'nın PPK toplantısından da 500 bas puan civarı bir faiz artırımı gelecektir. Bakın bunu yazın bir kenara. Gidişat buna doğru gidiyor. Eğer zaten böyle bir beklenti piyasada oluşmaz ise ve Merkez Bankası buna dair sinyaller vermez ise, oldu da yani saçma sapan beklentiler içerisine girer ise anlık olarak 35 lira seviyesine ve üzerine otururuz, yani bunu söyleyeyim. Ama şu an için 28 seviyesinde yönetimin eli ayağına arkadaşlar dolaştı ve 750 bas puanı da gerçekleştirdi. 28 seviyesinin üzerinde çok büyük hayaller kurup beklentilere girmeyin. Hatta 28'e bile yaklaştırmazlar diye düşünüyorum. Haftalık bazda da göstergelerimiz boynunu büktü. Bunun uyarısını zaten gram altında benzeri bir şekilde yapmıştık. Şimdi kur tarafına geldi. Bakın uyarıyorum, demedi demeyin. Özellikle döviz borcu olanlar için burada iyimser bir beklenti olacaktır. İthalat yapan firmalar için ya da yurt dışı ödemeleri olan firmalar için iyi bir görüntü olacaktır bu. Ama diğer taraftan bu borçlar ödendikten sonra, bu ödemeler yapıldıktan sonra dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alınıyor. Bakın bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Ben kur tarafında aşağı yönlü daha ana düşüş dalgalarının gerçekleşmediği kanaatindeyim. Bu konuda siz değerli kıymetli dostlarımı da uyarmış olayım. Mevduat faizlerinin de cazibesinin artırıldığı bir süreçte, bu zoraki olarak oldu, bunu belirteyim. Bu zoraki olarak birkaç aylık süreyle %55, %60 hatta %70'lere dayanan bir mevduat faizi sürecini de karşımıza çok kısa vadeli bir şekilde de olsa getirecektir. Bu mecburi olarak arkadaşlar bu yola başvuruldu. Özellikle Körfez tarafından istenilen kısa vade için sıcak paraya ulaşılmadı. Bu bütün dengeleri bozdu. Aslında ilk hedef, ilk plan %20 seviyesinde faizle birlikte istenilen sıcak paraya ulaşılması ihtimaliydi. Evet, paraya 50 milyar dolar civarında ulaşıldı ama Araplar yaş tahtaya basmadı. Araplar zamana yaydı bunu. Ve tabii Borsa İstanbul tarafında da muhtemeldir ki hazırlıklar yapılıyor. Orada da birkaç önemli firmanın, başta enerji alanlarında olmak üzere, üzerine çökecekler. %49 itibariyle gördüğümüz kadarıyla durumda zaten buna işaret ediyor. Endeks tarafında da tabii bir ana düzeltme dalgasını halen görmedik. Bu konuda da zaten uyarılarımızı yaptık. Orada da alım için dikkat olunması gerekiyor. Ben illaki döviz alacağım vesaire, 2-3 aylık zaman sonrasında benim ihtiyacım var diyenler varsa bence biraz daha sakin kalıp beklemeyi tercih edebilirler diye düşünüyorum. Yukarı yönlü beklentilerimin tamamı Eylül ayındaki 500 bas puan faiz artırıma ilişkin beklentime nazaran arkadaşlar negatiftir. Bunu söyleyeyim. Eğer olur da %30'lara yakın bir faiz beklentisi piyasa tarafından oluşmaz ve Merkez Bankası da özellikle Ağustos ayı enflasyon rakamlarından sonraki yapacağı açıklamalardan sonra buna dair sinyaller vermez ise, ki geçtiğimiz PPK toplantısında bunun sinyallerini verdi. Faiz artırımlarının ve sıkılaşmanın devam edeceğini sinyallerini verdi. Arkadaşlar bakıldığında gidişat böyle. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ya da kurun bu seviyede olduğunu kabullenirsiniz kabullenmezsiniz benim hiç umurumda değil. Benim sorunum da değil. Yani ekonomiyi ben yönetmiyorum. Yanlış anlamayın. Söylediğim cümleler vesaire, sarf ettiğim cümleler de sizi rahatsız edebilir. Dost acı söyler kardeşim. İşinize gelir gelmez. İster alın, ister satın, ister bekleyin. Ama şu anda haftalık bazdaki teknik görüntü hiç de hoş değil. Momentum giderek düşürüldü.
750 bas puan. Önce 650, sonra 250. Yetmedi. Alın size bir de 750. Yetmedi bir de 500. Yetmedi bir daha 250 derseler ki vaziyet artık buna doğru gidiyor. İşte o zaman aşağı taraflardaki rakamları bizler konuşacağız, dile getireceğiz kıymetli kardeşlerim. Bakın, olmaz diye, düşmez diye bir durumun içerisine girmeyin. Babanızın malı değil bu piyasa. Benim de babamın malı değil. Ahmet'in, Mehmet'in ya da YouTube üzerinden dolar 35 olacak kısa vadede, dolar 40, 60, 70, 50 olacak diyenler, bunlar tamamen YouTube üzerinden, sizler üzerinden reklam geliri kazanan kişiler arkadaşlar. Bunlara itibar etmeyin. Bunların piyasada emin olun hiçbir şekilde bir fonksiyonu yok. Hiçbir şekilde doğru düzgün bir analiz yöntemi, bir stratejisi olmadığını zaten önünüzdeki süreçte de göreceksiniz. Kıdemli bizi yine günler öncesinden, haftalar öncesinden uyardı diyeceksiniz diye düşünüyorum. Elbette yanılabilir miyiz? Yanılabiliriz tabii ama bunun için şart nedir arkadaşlar? Merkez Bankası'nın bu döngüyü bozması gerekiyor ve artık bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Kur da gitsin, faiz de gitsin, kim ne yapıyorsa yapsın muhabbetine girmesi gerekiyor. Ama şu anda tedbir elden bırakılmamış. Gördüğümüz kadarıyla sebepleri de zaten belli. KKM belasını önlemek adına birinci adım burada. İkinci adım piyasadan istenilen seviyede dövizin toplanılması için ve ihtiyaç olan dövizin daha doğrusu toplanabilmesi için. Üçüncü adım bakıldığında arkadaşlar yurt dışından kısa vadeli istediğimiz nakiti bulamadığımız için bu tarz adımlar atıldı ve dördüncü olarak da piyasadaki bu faiz artışlarıyla birlikte başımıza bela olan piyasaya sürdüğümüz ve gereksiz olarak risk teşkil eden Türk lirasının toplanma sürecinin hızlanması. Zaten verilen talimatlarla, atılan adımlarla da bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gazanız mübarek olsun. Bu hafta itibariyle belki çok büyük bir hareket olmayabilir ama önümüzdeki hafta itibariyle özellikle enflasyon rakamları ve sonrasında sunum raporunda da arkadaşlar daha net bir şekilde piyasa fiyatlamaya girecektir diye düşünüyorum. Benden söylemesi, benimki sadece bir fikir. Ben söyledim diye alıp satmayın. Doğru olmaz bu tabii ki. Ama süreci izleyip göreceğiz. 28 lirada kapı gibi bir bariyer oluşturuldu. Eylül ve Ekim aylarına ilişkin, özellikle Eylül ayına ilişkin de faiz toplantısı 500 bas puanın yakışacağı tarafında arkadaşlar. Beklentimi koruyorum. Şu an için Dolar-TL görüntümde 5 liralık bir geri çekilme bence takip edilmeli diye sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyor. Hepinize yarın için, yeni ayımız için bol şans, bol kazançlar. Eylül ayı sakat bir ay olacak. Eylül 15'e zaten dikkat edelim demiştim. 2 haftalık bir sürecimiz kaldı. Bundan sonrasını sadece arkamıza yaslanıp izleyip göreceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize tekrardan bol şans, bol kazançlar diliyorum. Söylediğim gibi kendinize düşman olmayın. Sakin olun, soğukkanlı olun ve mantıklı işlerle kendi özgür iradenizle kararlar vermeniz en doğrusu olacaktır. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.